Herkese selam, Zeosite YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sinan Karabalta. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Instagram için etkileyici bir fotoğraf hazırlayacağız. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Photoshop kısmına geçmeden önce kısaca materyallerden bahsedeyim. Burada unsplash.com sitesinden ücretsiz stok fotoğraf bulduk. Fotoğrafımız bu. Ve direkt Google'a INK Brush PNG yazarak şu şekilde üst kısımdan da büyük ve şeffaf olacak şekilde fotoğraf aradık. Ve ilk çıkan fotoğrafı da gördüğünüz gibi indirdik. PNG olarak. Bu iki materyalimiz var elimizde. Ve Photoshop'umuz var. Photoshop'ta da daha öncesinde oluşturmuştum ama tekrardan oluşturayım. New File diyerek Custom'da 1920x1080. Nerede o? 1920x1080. Bu şekilde bir alan oluşturdum. Şimdi yapmam gereken işlem buradaki brush'ımı sürükleyip buraya bırakmak. Ve bunun boyutuyla oynamak. Şu şekilde ortalama bu şekilde benim için yeterli. İçerisine fotoğrafımız yerleşecek şimdi. Fotoğrafımı da buraya sürükleyip bıraktım. Biraz yukarıda olması lazım fotoğrafımın. Şöyle okey. Biraz da büyümesi lazım. Boşluk tuşuna basarak aşağıya aldım. Bu şekilde okey. Şimdi model görselimin üzerindeyken buradaki Object Selection Tool'a gelip şöyle seçip modelimizi seçmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde seçti. Modelimizi seçtikten sonra FX'in yanında bulunan maske ikonuna tıklamamız gerekiyor. Ama öncesinde bunu bir duplicate etmemiz gerekiyor. Yani çoğaltmamız gerekiyor. Onun için Ctrl J, jandarmanın J'si kısa yolunu kullanabiliriz. Duplicate ettik gördüğünüz gibi. Artık şunu kapatırsak sadece modelimiz var burada. Yani içinden cropladık aslında. Şu alttaki görseli, bunu kapatalım gözünü. Bu görseli brush'ın içerisine alt tuşuna basarak maskeliyorum. İkisinin ortasına geliyorum ve maskeliyorum. Altta brush olacak şekilde. Modelimi buraya maskeledim. Üstte de sabit fotoğrafımız var gördüğünüz gibi. Burada da modelimizi dışa alıyorum. Arka plandan ayırıyorum. Ama şurada bir saçmalık var. Şurası fazlalık geldi bana mesela. Onu nasıl yok edeceğim? Buradayken FX'in yanındaki maske ikonuna bir kez tıkladım. Fırçamı seçtim. Ve siyah seçili olduğuna emin olun. Burayı siliyorum. Artık bunların hepsini Shift tuşuna basarak seçip Ctrl yani Ctrl G yaparsak gruplayıp istediğimiz gibi üzerinde oynayabiliriz. Gruba da bir ismini verdim. Ctrl T diyorum. Hepsini sabit bir şekilde oynatabilirim. Bu burada durur mesela. Örnek veriyorum. Bunun yanında Ctrl C yaparak kopyalayıp yana alıp başka bir model daha durur. Ortasında VS yazıp VS atabilirsiniz bunların arasında. Veya konuşmacılar için bir Instagram postu olabilir. Kendiniz için de kişisel hesabınızda paylaşacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Onun için de New deyip buradan 1080x1080 bir o alan oluşturup buradan bunu bir Ctrl C diyorum. Burayı Ctrl V diyorum. Büyütelim. Ctrl T tuşuna basarak şu zincir ikonundan büyütüyorum. Arka plana da bir renk atayabiliriz. Buradayken alttaki kısma tıklıyorum ve buradan solid color diyerek arka planın rengini de değiştirebilirim. İstediğim renk atayabilirim oraya. Ama bencesi en azından. Bence ama bu. Bencesi. Deli misin abi? Tabii ki canım bu bencesi zaten. Bu şekilde daha güzel beyaz şekilde. Hafif küçültebiliriz şu şekilde. Umarım sizin için yararlı bir eğitim olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanatları koparsa sen ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Kanatları piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar?